Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir güne geçtik. Saman işini falan hallettik. Bugün de ineklere yem yapmaya gidiyorum aşağı köye. Değirmen var orada. Arkada 3 ilaveli romer var. Arpa doldurdum. Alt kapağı doldurdum da yeterli ya şimdilik. Aşağı köyde değirmen var, oraya götüreceğim. İşçi çuvallayacak, dolduracak, ondan sonra köye götürüp indireceğiz. Ana yoldayız şu an, gidiyoruz. Zaten bu son video olur herhalde. Daha video çekemem gibime geliyor. Çünkü iş kalmadı. Hepsini hallettim. Bir kavunların içi çapalatacak. Ona da işçi gelecek işte. Onun da vakti vardı. Acelesi yok. Otlarını falan alacaklar. Bir iki hafta sonra falan da ilaçlama, cartcurt işte birkaç bir şey yapacağız. Motor da çok silkeliyor ya. Klimayı açtım iki diş. Klima olmasa içeride durulmuyor yani. Öyle kötü bir sıcak var şu an. Aşırı bir sıcak var. Yoldan da bayağı araba geliyor ya. Ya klimanın kayışında sıkıntı var herhalde. Gazı fazla yiyince ıslık sesi gibi bir ses çıkarıyor. Bayağı ağır bir ses çıkarıyor. Belki göstereyim size. Geliyor mu bilmiyorum da. Şu an kesildi mesela. Şu an gelmiyor. Ha, geldi. O da kayıştan geliyor ya. Yirmi gazı geçtiğimizde ses yapıyor ya. Ondan dolayı geçmiyor. Bayağı sıkıntılı bir ses. Kamerayı çevireyim, devam edelim ondan sonra. Yolumuz böyle arkadaşlar. Şurası başka bir köye giden bir yol. Şu an ağır gidiyoruz. Ya aşağıda jandarma noktası var. Kimlik falan da almadım ama yani ama inşallah bir sıkıntı olmaz ya. Çevirmezler gibi de geliyor. Başka bir traktörcü. Onlar da tohum falan yapmaya gitmişler herhalde. Thank you.
Şurada kavun ekmişler, arasını falan sürmüşler. Çekemedim. Şimdi çuvallar Romerik'te köye gidiyorum. Boşaltacağım onu. O arayı da neden çekemedim? Sıra vardı orada. Motoru bıraktım. Babam beni taksiyle aldı. Köye geçtim. Hava bozdu bir de. Şu saman falan vardı. Arpa vardı harmanda. Onların üstünü falan örttük. Onları falan hallettik. İşte şimdi çıktım gidiyorum yavaş yavaş. Gideceğim şimdi yanaşıp bunları içeri koyacağız depoya. Ya 70 çuval falan var herhalde ya. Öyle yani arkadaşlar. O arayı çekmek isterdim de. Yapacak bir şey yok. Koşullar el vermedi. Yarın da şu yoncaları gidip toplayacağım sabahtan. Geçen biçtiğimiz yoncaları sıra yapacağım tırmıkla. Onu da videoya alırım. Yarın
başka bir video yapacağım işte, öyle bir video. Bu video da biraz kısa oldu da kusura bakmayın arkadaşlar. Hadi. İnşallah bir dahaki video daha iyi olacak yani. Babam da beni tahsile bıraktı da hala gelmedi arkadan, bakıyorum da. En son oturuyordu, kalkmaz büyük ihtimal. Işıkları da açayım da. Ya da gerek yok ya, daha hava aydınlık bayağı. Eve gideyim, bunları indirdikten sonra bir duş alır. Çünkü bayağı bugün saman tozu falan geldi, şu fırtına falan çıktı. Şu samanın üstünü örterken bayağı savurdu ya, her yerim toz oldu komple. Üstüm başım toz şu an, ufaktan kaşınıyorum da kaşımak istemiyorum, daha kötü oluyor. Yani kötü olmasını da istemeyiz. Boşlukta bir kebana gittim içeğe. Taksinin yakıtı falan bitmişti. Yakıt aldım ona. Daha doğrusu yakıtı değil de tüpü bitmişti. Biraz da benzin aldım. Öyle bir tur attım geldim. İki arkadaş vardı, onların yanına uğradım bile. Bakalım gidip bunu, hava kararmadan bunu boşaltalım da. Ondan sonra devam edeceğiz. Zaman da biraz kaldı yerinde, onu koyamadım, fırtına çıktı, üstüne çadır çektim. Onu da yarın bir boşluk bulursam koyacağım ya. Ama gündüzler hava aşırı bir sıcak oluyor ya. Yani öyle böyle değil. Bildiğiniz asfalt eriyor yani. Sıcaktan. İzleyen çok, bütün arkadaşlar çok yaşa derse herhalde çok yaşarım bu gidişle. Çok soğuk ya. Bu arada bu tırlar da limandan buraya arpa çekiyorlar. Arpa piyasası 2600'e falan gidiyordu da. Yani tonu 2600 liraya gidiyordu. Yalnız 2550'ye düştü, pazartesiden 2400'e düşüyormuş. Aa, 4 de yemeyecek herhalde burayı. Hadi oğlum. Yok. Burayı yer de şurada bayılacak şimdi. Ben şuraya alayım da fides çünkü düşürüyorum arkadaşlar. Ya o gidiyor ya. Tam doğru değil yani, çıkmazsa ayıptır yani. Traktörün sesi size nasıl geliyor bilmiyorum da. İnşallah benim sesim videolarda duyuluyordur. Yani öncekilerinde pek biraz seste problem var da. Çünkü traktörün sesi benim sesimi bastırıyor. Yoğunluk,
Ya sürekli bir şeyleri kafana takıyorsun. Yani bilmiyorum, ben mi abartıyorum da. Yani şöyle köye geliyorum, bu traktörün üstüne binince böyle her şeyi unutuyorum sanki. Bambaşka bir kişi oluyorum, öyle bir güzel. Bilmiyorum, ben kendim için öyle hissediyorum. Belki farklı düşünen arkadaşlar vardır. Belki köyde yaşayanlar da şehirde yaşayanlar için aynı konuyu düşünüyordur da. Yok yani, ben geçmişte İstanbul'a gitmeden önce de köy hayatında kaldım bayağı bir, yani köyde sürekli yazları köydeydim, okulun olmadı sezonlarda. Babam biliyor. Geçti vallahi beni. Okulun olmadı sezonlarda sürekli köydeydim. Ya bilmiyorum, o zamanlar böyle kafama takmıyordum hiçbir şey, böyle düşünmüyordum. Yani sanki hiçbir derdim yokmuş gibi geliyordu ama işte yani şehir hayatında olunca, bir de benim mesleğimi açıklamadım da, mesleğimden dolayı biraz işler karışık, yoğunluk var, insanlarla uğraşıyorsun sürekli. Yani insanların derdini düşünmekten kendi derdini düşünmeye fırsat kalmıyor, öyle bir sıkıntısı var. Hani bu şekilde bir durumdayım yani. Belki bana katılan arkadaşlar da vardı. Neyse arkadaşlar, ben videoyu kapatıyorum şimdi. İnşallah videomu beğenirsiniz. Biraz kısa oldu ama idare edeceğiz artık. Videomu izleyen arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmasın. İyi günler diliyorum herkese.